Sevgili öğrenciler işte Can. Arkadaşları ve ailesi ona Can Can der. Can Can cılız bir çocuktur ve 7. sınıf öğrencisidir. Can Can cuma günü okul çıkışı arkadaşı Cemal ile caddedeki ciğercinin önünden geçiyordu. Saatlerce derse girdik karnım acıktı haydi acılı ciğer yiyelim dedi. Can Can caddede camakan içinde satılan yiyeceklerin sağlıklı olmadığını biliyordu. Annesi onu bu konuda defalarca sıkıca uyarmıştı. Bu uyarılar Can, Can canını sıkıyordu. Can satıcıya bize iki acılı ciğer dedi. Satıcı camın arkasından Can, Can sesini duyamayınca cevap vermedi. Can Can cüssesine bakmadan ''Burada saatlerce bekleyecek miyiz? Haydi acıktık.'' dedi. Cemal Can'ın bu kırıcı ve cüretkar cümlesini şaşkınlıkla dinledi. Cemal satıcıya ''Arkadaşım adına özür dilerim öyle demek istemedi.'' dedi. Satıcı kocaman ekmeğin içine acılı ciğerleri doldurdu. Cancan can coşkulu bir şekilde ceketinin cebinden cüzdanını çıkardı. Haydi yine iyisin Cemal, cömert günümdesin dedi. Can ve Cemal acılı ciğerlerini cadde boyunca yiyerek ilerledi. Caddenin köşesini dönünce bir büfe vardı. Büfeden cips ve ciklet alalım dedi Cancan. Can. Cebindeki cüzdanının cırt cırtını açtı, bozuk paraları çıkarttı. Cipsleri ve cikletleri aldı. Cemal ve Can cipsleri yediler, cikletleri eve varıncaya kadar çiğnediler. Eve gidince annesi, Can Can patlıcan yemeği yaptım, yanında cacık da var, haydi sofraya dedi. Can Can acıkmamıştı. Can'ın karnına acı bir sancı girmişti. ''Anneme acılı ciğer ve cips yediğimi nasıl söyleyeceğim? Ya annem ceza verirse?'' diye düşündü. Can acı çekmeye dayanamadı. Annesine anlattı. ''Annesi, seni anlıyorum caddede camekan içinde satılan yiyecekler cazip geliyor ama bak nasıl acı çekiyorsun?'' dedi. Annesi cana bir fincan süt verdi. Mide ilacını da iç birazdan iyi olacaksın dedi. Annesi daha cümlesini bitirmeden canın acısı dinmişti. Can hatasını acı bir şekilde anlamıştı. Artık caddelerde satılan yiyecekler ona cazip gelmeyecekti.